Selamlar arkadaşlar, Ahmet ben. Yeni bir GTA Vice videosuyla karşınızdayız. İşte arkadaşlar, en son kaldığımız bölümde şurada bir tane teyzemiz vardı. Kurabiye adam resmi olan haritada. O teyzemizin bir görevi vardı. Karşı tarafta Kübalıların tekneleri vardı. Küçük bir RC uçağıyla bomba bırakıyorduk onların üzerine. Onları öldürmeye çalışıyorduk. O bölümü ben bir türlü geçemedim. Hatta iki sefer falan uğraştım. Ve 3 tane toplam RC uçağımız var. Toplamda 6 sefer ediyor zannedersem. Şimdi kayıt dışı bir girdim. Kayda başlamadan. Ha bak, hatta arabam da burada. Duruyor hala. Tam buraya geldim. Girdim. Tek seferde yaptım. Çıktım. Şimdi tekrar bu teyzemizin görevlerine bir bakalım bakalım. Wow. Tükürdüğünü yala diyor. Neymiş bu görev? Hızlıca bir gidelim. Yapmaya çalışalım. Bu savaşı kazanmalıyız. En son Haiti'liyi gebertmeden kaybetmeyeceğiz. Kübalıları belli bir mesafeden gebertmeye gerek gözükmemelisin diyor. Sniper bir tane uçağı vermiş bize. Şimdi biz yukarıya çıkacağız zannedersem. Yukarı çıkacağız. Allah'ım pardon, çok özür dilerim. Bir mevzu var da. Evet, buradan çıkacağız zannediyorum, evet. Tamam. Şimdi şuradan çıkalım abi. Şuradan çıktık, geldik buraya. Kübalıların adilik yapacağını düşünüyorum. Siper alın diyor. Okey. Kübalılar. Aa pardon ya, yanlış. Yanlış adamı öldürdük. Tamam, sıkıntı yok. Hemen şurada. Ne oldu oğlum ya? Hayt Aa, ayarlasın avradını. Haytiller geberdiyse bana ne arkadaş ya? Korusalarmış kendilerini ya. Abi başlar başlamaz failledik ya. Gir şu göreve, gir. Ben yanlış adamları vurmaya çalıştım. Devam devam. Hemen şuradan koşuyoruz. Haytilleri gebertecekmişiz biz. Başka adamları gebertmişiz meğersem. Şöyle başlamadan biraz temizlik yapalım diyeceğim de. Bakıyorum burada. Tamam, siper aldık. Oğlum bunlar destek adam çağırdı. Hayırdır? Adam kaldı mı burada? Kalmadı. Ananı avradını. Daha geliyorlar. Yatırın oğlum onu da. Tamam. Ha bu kadar mıydı? Orada bir tane samuray kılıcı gördüm. Aldık bunu. Haydi lan. Haydi oğlum. Mevzu çıkmış burada, görmüyor musun? Her taraf yaralı geberli dolu. Teyzemizin görevleri bitti galiba. Evet, bitmiş. Tamam, hemen. Niçin tekrar buraya geldim? Kim bu? Bizi görmek istemiyormuş artık. Anladığım kadarıyla. Neyse, şu teyzenin görevleri bitti galiba. Gördüğüm, anladığım kadarıyla. Hemen hızlıca, ups. Adamın paraları vardı ama şimdi hiç duramayacağım ben. Hızlıca şu şeye gidelim. Abimizin yanına gidelim. Ananı. Ya Allah Allah. Ben ne güzel trafikte gidiyorum. İşime gücüme bakıyorum. Adamın bize yaptığına bak ya. Hemen şuradan. Bu abilerin ismi neydi bilmiyorum ama şu barda olan abiler var ya. Barda takılıyorlar, bize görev falan veriyorlar. Bar kulübüne bizi dahil etmeye çalışıyorlar. Bunun için bize belli görevler yaptırıyorlar. Gelmişken hatta bunların da isimlerini öğrenelim. Hiç aklıma gelmemişti şimdiye kadar. Trajan. Geçelim burayı. Pepe'yi al, kuzeye doğru küçük Haiti'ye git ve bir Voodoo arabası çal diyor. Okey. Atla bakalım Pepe. Oğlum dur ya. Öleceksin şimdi. Rico ve diğer kibalarla görüş diyor. Tamam. Pepe bu. Pepe de Pepe'ymiş yani. Yıllar sonra Pepe'yi bize ne olarak tanıttılar?
Şimdi gidelim bir tane Kübalı arabası mı çalacağız dedi. Ne dedi? Tam orada görevi anlamadım ama. Aynen kanka, kesin öyledir. Hepiniz birbirinizi kötülüyorsunuz amanım. Hiçbiriniz demiyor ki şu adamlar çok iyi, bu adamlar şöyle iyi. Hep bir şey içindesiniz. Şuradan hemen bir gidelim. Burası bir çöplük adamım, ne diyorsun diyor. Abi adam tam şey çıktı ya. Şimdi burada bilirsin, buranın pizzası meşhur diyor. Hola amigos. Ne diyor burada? Tabii ki, hadi bakalım gidiyoruz. Hadi oğlum. Haytil Uyuşturucu Fabrikası'nın diğer kübalarla şuradan mı? Aynen buradan. Güvenince park edilinceye kadar arabada kal. Okey. Arabada kalıyoruz. Okay, in you go. Hadi içeri. Açın abi kapıyı. Açın kapıyı. Oğlum çekilsenize oradan, bak geliyor, burada konvoy yapıyoruz. Ayıp denen bir şey var ya. Es şunları. Aman buna. Allah Allah. Bak tepede bir tane sniper bekliyor. İşaretli yere arabayı park et ve arabadan çık. Hola amigos. Cover me. İşin işaretlerin işine yürü diyor. Ne oluyor oğlum? E bu adamlar ne yapıyor? Hadi bu adamlar ateş ediyor. Siz ne yapıyorsunuz? Tamam, bombayı kuruyorum. Bomb has been planted. Sür abi. Ha şurada bir tane varmış. Onu dur sonra kurarız. Şunu bir kurayım önce. Kuruldu mu? Tamam. Hemen şu aşağıdakini de kuralım. Kur abi şu bombayı da. Buradan bir tane de aspirin yapalım. Aspirin iyidir. Run diyor abi. Abi bin arabalara. Arabalara bin. Bin arabalara. Bölgeden uzaklaşmamız mı lazım? Abi ne oldu? Beceremedim. Bölgeden yeter kadar uzaklaşmadan patlama iptal etmek zorunda kaldık. Abi nasıl uzaklaşmamı bekliyorsun? Pekala pardon. Bir dakika bir dakika. Burada kaçırdığımız bir şey var abicim. Oğlum bir durun lan. Ananı avradını ya. Öldük ya. Tam yazacaktım. Neyse neyse. Devam. İşte bölgeden nasıl uzaklaşmamı bekliyorsunuz ki benim? Kapı kapalı. Neyse dur, ona bir çözüm bulacağız dur. Şuraya girmeden bir tane araba alayım şuradan. Ablam sen bir sal şu arabayı bize. Benim işim var. Lan araba da arabaymış ha. Aynen. Gel şuraya hemen. Şu görevimizi bir alalım abi. Hızlı bir şekilde. Haydi. Haydi ablam. Pepe gel buraya. Git be, bir voodoo arabası çal diyor. Hemen çalalım abi. Az önceki arabadan çalmamız lazım yani. Çalmamız derken almamız, bulmamız lazım. Ben şans eseri o arabayla gelmişim. Anladım abi. Güzel bir hatunla beraberdim eskiden diyor. Anladım abi. Şu bizim teyzenin orada her zaman park edilmiş bir tane voodoo arabası oluyordu. Gidelim o voodoo arabasını alalım. Hatta bir tane gidiyormuş. Şu keski önünü kesip alsaydık. Ama şey ya, lazım ya, bir de önümüze hep voodoo arabası çıkarıp duruyor şimdi. Neyse geldik zaten, sıkıntı yok. Dur oğlum ya. Atla oğlum. Gel la buraya gel. Muchachoları. Oğlum kalk lan, kalk ya. Ne mal adam mısın Pepe ya? Evet geldik. Aman ablam pardon.
İşine mani olmuyorum senin, sen devam et. Bu adamı çılgın fahişe gibi kullanıyorsun bunu. Sensin Nano. Nane. Hola amigos. Haydi bakalım. Şimdi şuradan. Şey yazdık ama kabul oldu mu ki? Dur onu şurada yazarız. Ha, kabul olmuş, tamam. Biliyorsun buranın pizzası meşhur diyor. Evet. Şimdi içeri giriyoruz, tamam. Buradan çıkışımız nasıl olacak onu çözemedim henüz. Onu bir çözebilirsek inşallah. Buralarda bir yerde çıkacak bir yer mi var? Bakayım. Girerken şöyle bakalım. Devam et abi. Burada var mı öyle bir yer? Yok, burada var mı? Bombayı kuracağım, koruyun beni demiş. Oğlum yatın yere. Dur, pardon. Şu adamları bir temizleyelim abi, bizim başımıza iş açmasınlar. Şimdi şu bombayı bir kuralım. Haydi bakalım. Ben zaten yani buraya güya ekiple geldik. Tamam. Lan Allah, merdiveni kaçırdık ya. Kur abi şunu da. Tamam, şimdi nereye kaçacağız? Nereye koşacağız daha doğrusu? Patlayacaksın ulan, kaç, kurtar kendini. Tamam mı? Nereden kaçacağım babuş? Kaçın lan. Oğlum çıkamıyoruz ki buradan biz. Burada bir yer de yok. Abi nasıl, şaka mısın? Ben buradan nasıl çıkacağım? Hasta mısınız? Burada çıkılacak bir yerde var da ben mi görmüyorum? Yok abicim, her yeri kapalı buranın. Ya sağım, çekil çekil. Hayır, burada çıkacak bir yer mi var? Bakıyorum abi. Yok abi. Çıkacak bir yer yok burada. Her yer kapalı. Şimdi ben burada nasıl kaçacağım? Onu anlayamadım yani. Görevde kaçılacak bir yer var da benim mi haberim yok acaba? Ya şu kapıyı kapatınca falan mı açılıyor? Dur bakayım. Yok, herhangi bir şey yok. Burayı mı acaba şey yapacağız? Buraya ateş edeceğiz galiba biz ya. Yok, hiçbir şey yok. Bunları bir kaldır abi. Ya bu kapıyı nasıl açacağız ben anlayamadım. İnan anlamadım ya. Hayır, o değil, burada kaldı kam. Oğlum buradan çıkış yok. Tamam, burayı kestik. Bir girsene Allah aşkına, içeri bir girsene. Ambulans da gelemiyor ki abi. Evet, sonunda yapmış olduğum araştırmalardan
Yola çıkaraktan burada bir merdiven olduğunu fark ettim. Ben kapı kapalı diye dışarı çıkamıyorum diye çıldırıyordum. Ama meğersem şeymiş. Orada merdiven varmış. Merdivene binip oradan çıkmamız lazımmış. Yani merdivenden yürüyerek uzaklaşmamız lazımmış. Yani bu görevi yapmış mıydım hatırlamıyorum. Muhtemelen yapmışımdır. Ama hatırlamıyorum dediğim gibi. Hatırlasam zaten o merdivenden çıkardım. Her neyse. Geç olsun güç olmasın diyelim. Devam. Bu üçüncü oldu herhalde görevi deneyişimiz. Bekliyoruz abi. İçeri girelim güzelce adamları halledelim. Bombaları koyup bir Allah tazik çıkalım dışarıya. Hadi bakalım içeri giriyoruz. Şimdi bunların kılığına bürünmüşüz gibi. Buradaki görevdeki tam mevzuyu ben anlamadım. İşte bunlar bizi içeriye alıyorlar. Ve biz durduk yere gidip işte bomba kuruyoruz. Bir anlaşma yapacağız muhtemelen burada. Yani anlaşma yapacağız diye giriyoruz şeye, fabrikaya. Sonra da diyoruz ki yatın lan aşağı pezevenkler. Bizim burada fabrikayı patlatmamız lazım. Hemen şunları halledelim. Tamam. Bombalara başlayalım. Şu birinci bomba. Hemen yukarı çıkıyoruz hızlı bir şekilde. Koş koş koş. Şu ikinci bomba. Koy abim. Hemen şuradan atla. Koş. Üçüncü bombayı da koy. Koş. Koş 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 koş. Şurada şöyle bir merdivenimiz varmış. Hızlı bir şekilde koşuyoruz. İşte bu kadar abi. Tamam. Görev buymuş. Biz o kadar uğraştık uğraştık yapamadık. Olması gereken buymuş. Güzel. Harabe bir şeyimiz var artık. Fabrika var. Yukarıda da sniper tüfeği falan varmış. 10 bin dolar para kazandık. Temiz. Şimdi biz burayı bir temizleyelim abi. Tamam mı? Bunlardan iyi para çıkar çünkü şimdi. Para çıkar diye tahmin ediyorum. Bakalım. Bakacağız abi. İçeriye bir gidelim şöyle bir. Ne varmış ne yokmuş bakalım. Abi bunlar şimdi harap olmuş şeyde fabrikada ne yapıyorlar? Neyi bekliyorlar acaba? Merak etmiyor değilim. Şöyle bir girelim abi. Kimse var mı burada? Yok. Bu kim? Abi adam şey mi müfettiş herhalde savcı gelmiş ortalığı inceliyor. Ananı. Abi buradan nasıl çıkacağız şimdi? Dur bakayım bir dakika onun bir yolu olması lazım. Allah Allah çıkamıyoruz buraya öyle mi? Oradaki sniper tüfeğin esprisi ne o zaman? Ben oraya çıkıp onu alamayacaksam orada durmasının ne mantığı var? Neyse tamam burayı boşaltıyoruz. Oğlum yatın aşağı lan. Yatın lan aşağı. Şuradan biraz para kaldıralım. Şunları da aldık. Tamam. Buradan çıkıyoruz abi. Yeter artık bu kadar aksiyon. Şuradan bir araba bulabilir miyim mümkünse? Şuradan pizza yiyelim canımızı dolduralım. Ver dostum bana pizza buranın pizzası iyi diyorlar. Tamam teşekkürler. Kolay gelsin. Şu arkadaşlara bulaşmayalım. Dostum şu arabayı bir versene bana. Benim burada başım belaya girecek. Sana bir şey yapmazlar merak etme. Şimdi oradaki görevlerimizi bitirdik. Gayet iyi, hoş, güzel. Onun dışında şurada şeyimiz var. Artık biliyorsunuz Malibu kulübünü satın almıştık geçen bölümde. Malibu kulübüne gidip oradaki görevlerimizi yapabiliriz. Veyahut da dur bakalım motorcuda görev var mı burada? Yok. Gerçi olsa şeyi çıkardı. O zaman direkt Malibu kulübüne gidiyoruz. Malibu kulübündeki görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. En son bir tane abimizi kaçırmıştık orada. Şeyden hapishaneden. Varoşlardaki biliyorsunuz burası karşı yaka. O taraf Varoşlar. Normalde orijinal ismi var mı yok mu bilmiyorum ama ben oynarken böyle bir isim uygun gördüm. O şekilde sesleniyorum. Geçerken şuradan konağımıza da uğrayalım. Günlük haracımızı alalım. 5000 dolar 5000 dolardır. Şimdi 29 bin dolar paramız var. 5 bin de oradan gelecek. 34 bin dolar falan paramız olacak. Güzel olur.
Neyse, o işlere sonra gireriz. Şuradan gidelim hemen. Evet, karşı yakın arabaları da bir tuhafmış ha. 5000 doları aldık. Yapıştır abi. Kafe. Lolitalar dolu diyor. Tamam. Kocam, sadece belirtmek istedim. Kendini kanıtladın adamım. Taşaklı adammışsın diyor. Teşekkür ederim. Hapisten çıktım çıkalı kimse bana böyle hitap etmemişti diyor. Görüşürüz. Tabii canım, artık o işler geçti. Tommy Vercetti, Vice City şehrinin önde gelen isimlerinden birisi oldu artık. Şimdi hızlıca Malibu kulübüne gidiyoruz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Evet, küçük bir duraklatma sorunsalı yaşadık. Klasik. Allah, motor geliyormuş, görmedim valla. Arabaları da görmedim muhtemelen. Şimdi şuraya gelelim. Burada bizim görevlerimiz var. Görevlerimize hemen bir başlayalım. Şimdi işimiz büyük burada. Malibu kulübünde. Malibu kulübünün sahibi olmak tabii kolay değil. Burada fazlasıyla para dönüyor bizde. Gerek yer altında olsun, gerek yer üstünde olsun. Şimdi Phil Cassidy ile görüşecekmişiz. Orada bir silahçı da çalışıyormuş, Phil Cassidy abimiz. Silah kaçakçılığı yapacak bize. Tezgah altında mal yürütecek bize, yani şey için, önümüzdeki görev için. Tamam. Böyle de döneriz yani. Ay biliyorum. Sıkıntı yok. Şimdi Phil Cassidy abimizle gidelim, bir görüşelim. Bu abimizin dükkanı ne tarafta tam olarak bilmiyorum ama sanırım karşı yakada. Niye böyle bir şey yapmışlar, görev ahlakı edinmişler bilmiyorum ama zannedersem oyunun şeyi uzasın diye. Şuradan abi, Allah pardon ablam, özür dilerim. Yapıştır abi şuradan. Abala, hadi bakayım. Şu, abi direği görmedim önümdeki ya. Bu araba bizi fazla dayanmayacak gibi bu gidişle ama hayırlısı bakalım. Ya sağdan sağdan kapatalım, gidelim. Kornaya da basalım. Yapıştır. İşte arkadaşlar, yol verin bana, benim hızlı bir şekilde Phil Cassidy abimle görüşmem lazım. Silah kaçakçısı bir abimizmiş. Sevdiğimiz bir abimiz. Phil Cassidy'nin yanına geldik. Ammunition. Ammunition. Phil Cassidy abim. Neredesin abim? Ha, bize şey, atış talimi yaptıracak zannedersem. Okey, umarım başarılı bir şekilde tamamlarız. Bunu da failleyip tekrarlamak istemiyorum. Evet, zaman bitmeden vurabildiğin kadar vur diyor. Okey babacım, başlat gelsin. Zamanı ya da kurşunun bittiğinde olay biter. Okey. Haydi başlat bakalım. Hadi. Orta hedef 2 puan. Ne başka? Uzak hedef 3 puan. Okey. Hadi abi. Çıkmak için zıplama tuşuna bas diyor. Direkt bassam çıkıyor mu acaba? Neyse, şimdi tekrar gider gelir. Mission complete olmaz. Ha, tamam. Var, hadi bakalım. Tamam. Oğlum vur şunu kafadan. Bir şey değil mi? Biz bu görevi failledik gibi geliyor bana. Bakalım. Şu headshot çalışalım biraz. Ne oldu? Birinci round. Skor 25. İkinci round'da başlangıç yerine gidiyoruz. Herhalde burayı tamamladık ya. Bakalım bakalım. Harcadığımız geçirecek skor 60 diyorsun. 60'ı geçmemiz lazım. Okey. Zaman bitmeden vurabildiğin kadar vur. Gönder gelsin babacım. Bu görevi hatırladım bu arada ya. Burayı geçebiliriz diye tahmin ediyorum ama hadi hayırlısı bakalım. Gönder abi. Çıkart abi haydutları. Duel tüm hedefler 1 puan. Tamam.
Gönder abi. Ben vurdum ya bunu. Tamam, şunu al, şunu al, şunu, şunu, şunu. Biraz fazla mouse hassasiyetimiz düşük galiba ya da yüksek, emin değilim. Tamam, şunu bölge temiz. Ne oldu abi? İkinci round. Aslanım benim, bir sonrakine git hadi. En şeyimiz bitti ama. Ha tamam, zaten şey skoru geçtik. Okey. Tamam, cephane de verdi bize, sıkıntı yok. Zaman bitmeden vurabildiğin kadar vur. Tamam. Zamanım ya da kurşunum bittiğinde olay biter. Okey. Muhtemelen fazla bir şeyimiz olmayacak. Burada zamanımız geçmeyecek çünkü kurşunumuz bitti. Ama geçecek skoru geçtik herhalde ya. Yani yeterli galiba diye, seviyede diye düşünüyorum. Boş el şey havaya ateş etsem mi acaba? Bak yukarıdan da geçiyormuş. Bunlar da 2, 65 olduk. Hadi. Şu sağ üstte falan gelip gidiyor da. Onlarla da uğraşamam ya. Yok abi. Başaramadık. Başaramadık abi de. Aslında şey yapsak, üstüne düşsek başarırız da üstüne düşmüyoruz. Tamamdır. 76 puan aldık abicim. 3. round skorumuz 14. Pekala. Ne yaptık şimdi? Totalde 74 puan yaptık herhalde. 76 ya da emin değilim. Vurma yüzdesi 166. Git pil ile konuş diyor. Pil moruk, bak bakayım şu bizim şeye. Kağıda bak bakayım. İşçi yardımcı olacak mısın diyor. Evet, bir ateşledikten sonra benimle evlenir misin desen de kabul ederim. Yok, öyle bir niyetim yok reis ya. Evet, Pil abimizin yanına gittik, ateş talimi yaptık. Abimiz bize onay verdi. Dedi ki kardeş dedi, sen maşallah dedi, neymişsin sen dedi böyle ya. Tabi dedik, yarın sen ne zannettin dedik. Hemen oradan çıkıyoruz şimdi. Kulübe geri dönüyoruz. Kulüpte olanları anlatacağız şimdi. Misal burada bir vurduysak orada 3 vurduk diye anlatacağız. Yapıştırıp geçeceğiz. Ben de basarım kornaya. Niye öyle şey yapıyorsunuz ki yani? Şimdi Malibu kulübüne gidelim. Burada soygun yapacağız diye hatırlıyorum. Malibu, Allah. Son anda gördüm adamı. Giriyordum az kalsın. Alev alırdı arabamız bu sefer. Sıkıntı yok. Devam abi. Şuradan Malibu kulübüne yapıştıralım. Gidelim hızlı bir şekilde. Fil abimizi hallettik. Bir tane sürücü var şu anda. Bir tane nişancı var. Yani ateş edecek adam. Ben varım. 3. Herhalde bir de Malibu kulübünün şeyi. Oradaki Kent Paul muydu? Kent Paul ile görüşeceğiz galiba. Bir de o var. 4 kişi oluyoruz. 4 kişi bir soyguna kalkışıyor olmamız lazım. Hadi abi, Malibu kulübünün kapıları. Tamam, Küçük Havana kulübündeki şeye gideceğiz, telefon kulübesine gideceğiz. İyi, şimdi arkadaşlar Malibu kulübüne geldik. Bu benim buraya tahminimce 20. gelişim falan. Tamam, abartmış olabilirim ama garanti 10 sefer geldim. Şimdi bu adamı yenmemiz lazım. Birçok hileye hurdaya başvurdum, olmadı abi. Bu sefer düzgün bir şekilde yarışmaya çalışacağım. Tamam. İlk turda da böyle yapmıştım bak. İlk turda böyle yapmıştım abi, tamam mı? Bu adamı bu şekilde geriye düşürdüm. Bu şekilde geriye düşürdüm bu adamı. Bakayım, adam kaza yaptı mı? Yapmadı. Devam ediyor. Tamam. Ben gayet güzel bir şekilde arabamı süreceğim. Ananı bak ya, süremiyorum işte. Bak, görüyor musun? Şimdi buraya odaklandım ya. Ben bu arabayı süremiyorum abi. Gidiyorum illa boktan bir yerlere çarpıyorum yani, kesin yani. Ya sinirlerim bozuldu ya. Rahat 12-13 sefer falan geldim gittim, bu yolları ezberledim artık yani. Ya her yerden, illa bir yerden bir şey çıkıyor. Yarışı bana kaybettiriyor yani. Bu görev tamamıyla yarışı bana kaybettirmek üzerine kurulu bir görev.
Her köşe başından bir araba çıkıyor. Her köşe başından bir polis çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Yani bir şekilde biz bu yarışı kaybetmek zorundaymışız gibi bir hissiyat veriyor oyun bana. Ve bu beni aşırı sinir etti açıkçası. Bak şimdi iki taraftan da polis arabası gelecek. Gördün mü? Bak. Ezberledim artık. Ezberledim. Ama şu ana kadar hiç böyle gelememiştim. Açık konuşayım. Şimdi bak. İyi izle. Şu köşeden bir tane araba çıkacak şimdi. İyi izle. Ha, polis arabası koymuşlar onun yerine. Tamam. Abi bir şey diyeyim mi? Kazanıyoruz galiba be. Vallahi kazanıyoruz bak. Bak sabahtan beri yemin ediyorum sana tam 12 sefer 13 sefer. Bak görüyor musun bak. Bak finişe geldik. Adamlar ne yaptı bak gördün mü? Abi kazanıyor muyum? Aa kazanıyorum. Hadi hadi. Hadi şimdi işine bak. Hadi işine bak. Ah bir benim arabaya bak bir onun arabaya bak. İşte fark bu anlatabiliyor muyum? Bak. Benim arabanın içinden geçtiler bak. Görüyor musun? Her neyse ya. Her neyse abi. Şurayı hızlıca bir kaydedeyim de Allah muhafaza elektrik melektrik gider bir şeyler olur. Evet dedik kaydediyorum. Tamam. Evet arkadaşlar bu video biraz şey oldu. Parça parça oldu. İdare edin çünkü şey az önceki araç sürücü görevi beni çok gerçekten kanser etti. Deli etti. O yüzden kesip parçalamak kesip parçalamak zorunda kaldım. Dediğim gibi abartmıyorum. Belki 13 sefer falan gelmişimdir yani. En son geldiğimde başarabildim sonunda ve olmayacağına inanarak size açıklama gereği duyarak giriş yaptım. Yani diğerlerini de sadece normal sanki oynuyormuşumcasına oynadım. Ve başaramadık hiçbirisinde. En son oynadığım oyunda ise size anlatarak durumu izah ederek oynamaya çalıştım ve ne hikmetse başardık. Sonuç itibariyle bu görevimizi hallettik. Neyse buraya geçiyoruz. Ne oluyor? Ben süreceğim zannedersem. Hadi oğlum, dolan oğlum. Tommy, Hillary's taking up too much room. I am not. R2. Hey, shut up you two, or you can get out and walk. Evet, şimdi bakalım. Şu şeye bir gideceğiz. Bankaya gideceğiz. Karşı yakadaki. Zannediyorum öyle olacak. Veyahut önce bir şeye gidebiliriz. Kıyafetçiye falan. Ya tam bu görevi hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman oldu ki. Bunu oynamayalı, bu görevleri yapalı, edeli vesaire. Bakacağız. Şimdi olayların doğaçlama gidecek bu noktadan sonra biraz. Yani çünkü şey oyunda ilerledikçe görevi yapmış olduğun sayı da o kadar azalıyor. Çünkü hiç bu kadar ileriye gelmemişsin daha önce yani hani sürekli olarak. Örnek veriyorum oyunun başını bu oyunun başındaki görevleri en az 2000-3000 kere oynamışsındır. Misal veriyorum. Ama şu, mesela şu görevi oynadığın işte 10'dur, işte 50'dir, 100'dür gibi. Dolayısıyla sıkıntı. Şimdi çantalarımızdan maskeleri, kıyafetleri çıkartalım. Evet. Hallettik mi? Sanırım hallettik. Tamam geçtik şimdi karşıya abi. Şu kenarda çalıların dibinde giyineceğiz. Burada zaten güvenlik kamerası ne arasın? Sıkıntı yok. Evet. Neydi şu bir tane şey vardı. Ölüm yarışı mıydı neydi? Orada bir abimiz vardı. Aynı ona benzemiş maskeler fena. Şimdi bu bir soygundur. Kimse kıpırdamasın. Herkes duvarın karşısına. Okey. Burada birisi zannedersem el falan atacak şeye. Haydi bakalım. Kasa dairesine çıkıyoruz. Nereden? Şuradan mı? Hmm, dur. Geldim moruk. Gel 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 gel. Burada kimse var mı? Umarım yoktur. Tam burasıymış.
Oğlum sen şunu al, tamam. Şu silahları aldık mı? Aldık. Paralarını alalım. Adamların ikramiyesi, yevmiyesi vesaire. Hepsini çöktük. Burada bir çelik yelek varmış. Onu da aldık. Şunu alalım. Devam edeceğimiz yer neresi? Şu civarda bir yer zannedersem. Bir dakika, ben burayı neden bulamıyorum şimdi? Ya, tamam, bir üst kata çıkmamız gerekiyormuş. Tamam. Var mı başka adam abi? Yoktur. Şu silahı da alalım son olarak. Mermisini alalım daha doğrusu. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Çıkabiliyor muyuz? Ha, adamı bekliyormuşuz. Okey. Geldik. Kasa dairesi zannedersem burası. Yat oğlum sen de yere. Tamam. Şimdi şuradan paraları bir cukkalayalım. Hadi bakalım. Haydi gidip müdürü bulacağız şimdi bir de. O da bir üst katta galiba. Asansörle çıktık. Müdürün odasına geldik. Tamam, sıkıntı yok. Müdür nerede? Müdürümüz burada galiba. Müdür. Dur, cana ihtiyacımız yok. Okey. Müdür nerede? Aşağıda mı? Hayır. Burada mı? Ha, evet, buradaymış. Evet, ufak bir duraklatma. Müdür masanın altına uçtu resmen. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi aşağıya mı ineceğiz? Evet, aşağı iniyoruz galiba. Ha yok, buradan değil, dur. Müdür gel buraya. Asansörle ineceğiz, gel. Ha, aynen, dinleyin. Müdür içeri gir. Aç şu kasayı hemen. Aç 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 aç. Hadi bakalım. Adamın söylediklerini dinle. Abi file neden bakıp duruyoruz anlamadım ki ya. Şu parayı alsak da çıksak artık. Al işte. File baktın, oldu mu? Çatadan gelecekler değil mi? Tamam, aşağı iniyorum. Aşağı geliyorum, aşağı geliyorum. Çelik yeleğimiz var, canımız da yeteri kadar var. Burada hemen yerimizi alalım abi. Baş şehri SWAT ekibi etrafını tamamen çevrildi. Pekala. Doğru söylüyor. Burayı geçemiyoruz. Evet. Abi yapacak bir şey yok. Ne yapıyoruz? Gelenler var. Karşılayalım abi. Yalnız bu silah biraz burası için yanlış bir seçim oldu. Nerede abi diğeri? Gördüm orada. Bir tane de şurada var, gördüm. Buradan sıkan var bize, kim o? Ha, yukarıdaymış, tamam. Al abi şunu da. Tamam. Var mı daha gelen? Yok galiba. Şimdi çıkacağız. Çıkacağız, okey. Yaklaşın abi kapıya. Rehine mehine yok mu? Abi gayet amatörce bir soygun galiba bu. Yaklaştı bizim sürücü. Sürücüyü öldürecekler galiba. Ölmesi lazım. Evet, gayet iyi abi. Bak ben de öleceğim şimdi. Dur. Atlayın oğlum, atlayın lan. Lan 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 lan, çık şuradan, çık şuradan. Abi. Ananı. Çekilin. Da boyacıya girmem lazım acilen. Gir abi şu boyacıya. Kapat kapıları. Bir Allah'ın kulu bizi bulamasın. Şimdi 37 bin dolarımız var abi, tamam mı? Bakalım soygunumuz bitti. Soygundan sonra ne kadar paramız olacak? Hızlı bir şekilde. Abi niye bana vuruyorsunuz? Ben değilim, ben değilim. Bak görmüyor musun? Bak yıldızlar yanıp sönüyor. SWAT ekibi de kafayı yedi ya. Hadi bakalım.
Şu fil abimizin mekanıydı zannedersem burası. Ya da hangisinin bilmiyorum. Bu arada pay 3'e düştü. Çok iyi. En sevdiğim. Paramıza bakıyoruz abi. 50 bin dolar. Sabancı kadar zenginiz artık diyor. Güzel. Tam bir masaj yapayım ister misin? Evet, çok güzel. 50 bin dolar paramız oldu. Burayı geçemiyoruz. İzliyoruz mecburen. Okey, Malibu kulübünün görevleri bitti zannedersem. Evet, günde 10 bin dolar gelir sağlayacak. Paranı her gün al diyor. Tamam, malikaneden 5 bin, buradan 10 bin, 15 bin varoşların gelirimiz var. Buradaki görevlerimiz bitti. Kendisinin operasyon cartçurt. Abi şu arabayı bana versene, biliyorum mesaiye gidiyorsun ama sana iyi gelmişsin zaten, şurası yakın. 2 dakika yürüyüver ya. Şurada bir dondurmacıya gideyim ben, şu oyunu bir kaydedeyim. Sonrasında bölümü sonlandıralım. Bölümü sonlandıralım. Şuna basalım, telefonumuza cevap verelim. Evet, kimmiş bu? Bizimle çalışmaktan keyif almış herkes gibi. Ara beni, boya beni. Okey. Tamam. Şu ablam kaçıyor mu silahlardan? Kaçıyor. Olmadı. Abi ne oluyor orada? Orada bir çete kavgası var. Polis de orada mı? Orada. Peki ben dahil olsam olaya? Bunlar bana saldırıyor mu şu anda? Yok. Ben paraları cukkalayayım abi. Tamam. Gel abi, kaldır bunları tekrar sen. Bak bak, kaldırıyor kaldırıyor, hey. Nereye gidiyorsunuz? Bak kaldırdı. Bak kaldırdı kaldırdı, hey. Hah. Yapıştırın abi. Ha. Devam abi. Sokak kavgalarına devam. Ambulans gitme oğlum, gitme. Öldürecekler adamları geri. Bak gördün mü? Size gitmeyin demiştim. Yalnız benim dondurma arabasına uzak durursanız sevinirim beyler. Ne oluyor abi? Bana sıkmıyorsunuz değil mi? Bak sizi, aklınıza bak. Pişman ederim sizi. Abi kim burada şey, oyun bozan kim? Şu Haitililer mi abi? Öldür abi şunları, bir yatır abi. Yatır 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 yatır. Memur sen de git şuradan, kaldırıp durma amına, dükkanın önü şey oldu iyice. Ya bu kız da burada, yazık, garibim bagda kaldı. Şunu bindireyim de bari. Götüreyim olmazsa ya. Ay pardon. Özür dilerim. Bilerek yapmadım. Şurada bir kız vardı. Yok abi, kız gelmiyor. Tamam. Abi bir şey diyeyim, burası 56 oldu ya. Ben şu oyunu bir kaydedeyim de buradan bir çıkayım Allah aşkına ya. Şoför diye bir görevimiz varmış. Okey. Şunu kaydettik sonunda. Çok şükür. Bu arabamızı alalım abi. Şuradan adamızın girişine bir gidelim. Lanet gitsin bunlara ya. Vallahi billahi var ya. Bu bölüm beni var ya perişan etti ya. Konağımıza gidelim abi. Merhaba canım. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Merhaba. Sağından geçiyorum diye adamlar korna çalıyorlar ya. Oğlum sol şeridi kapatmayın o zaman. Koskocaman çift şeritli yol yapmış devlet buraya ya. Ya devlet çalışıyor yani ya. Ayıp denen bir şey var ya. O kadar vergi veriyoruz, şey yapıyoruz. İşte bak, yol yapmış adamlar. Güzel, 5000 dolarımızı da aldık. Kaç paramız oldu totalde? Bakıyorum hemen. Dur, konağın içine girdik. 92.951, 900 şey, 93.000 diyelim ona, düz hesap. Sokak kıyafetini boş ver. Takım elbiseyle gezeceğiz. Buraya geldim ya, bir de buraya kaydedeyim, dur. Oğlum kaydetsene ya. Tamam. Evet sevgili arkadaşlar, bölümümüzün sonuna geldik. GTA Vice City'de 6. bölümümüz olması lazım zannedersem. Montaj işine de başladık. İzliyorsanız videoları şahit biliyorsunuzdur. Dolayısıyla bir videoyu çekmek, montajlamak, hazırlamak, onu YouTube'a atmak vesaire uzun bir zamanımı alıyor. Dolayısıyla eskiden günde 3 video şey, özür dilerim, 2 video geliyordu. Bir tane sabah, bir tane akşam geliyordu genellikle. Bunu muhtemelen GTA Vice'yi haftada 1 veya 2 defa araya sıkıştırmaya çalışacağım. Yani çok izleyeni yok ama gene de işte çeşitlilik olsun. Bannerlord'da da en azından bize bir dinlenme vakti olmuş olur böylelikle.
Dediğim gibi arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz bu arada lütfen videoyu beğenin ve sizin için herhangi bir sakıncası yoksa abone olun. Çünkü abone sayımızın artması daha çok kişiye hitap etmemiz demek ve daha çok kişiye hitap edersek biz de daha güzel kaliteli içerikler oluşturabiliriz. Çünkü insanız, insanlar konuştukça anlaşabilirler demişler. Yaptığımız bir hata varsa bana söyleyin lütfen. Şurada bir sıkıntı var, burada bir sıkıntı var vesaire. Daha çok insana ulaşmak demek, daha çok fikre sahip olmak demektir. Dolayısıyla bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.